Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Kontraband polis de yani sınır görevlisi olma simülatörle karşınızdayım. Hikaye modunu bir kere oynayıp bitirmiştik ve devletten yana taraftar olmuştuk. Bir kere daha oynayıp bu sefer asileri destekleyebiliriz. Aslında aklımda bu plan vardı ama müfettiş oyun modu eklenmiş oyuna ve ben müfettiş oyun modunda oynamak istiyorum. Bir 4-5 bölüm kadar müfettiş oyun modunda oynayalım, zaman geçirelim, oyuna tekrardan ısınalım. Sonrasında sizlerden gelen geri dönüş doğrultusunda tekrardan hikayeyi de oynayabiliriz. Kontraband polis gerçekten çok güzel bir oyundu. 5 günlük bir eğitim. Hayır abi, ne eğitimi? Eğitime hiç gerek yok. Biz zaten oyunda her şeyi biliyoruz. Kaçak mallar, depo, işte neydi? Malların taşındığı bir tane kağıt falan vardı. Her şey aklımda. Hızlıca hallederiz. Bu arada dostlar, yayında kameramın sol alt köşesinde gördüğünüz ekran Sabaton yayınının geri sayım ekranıdır. Gördüğünüz saat kadar yayında durup bol bol video çekip içerik üretmeye çalışacağım. Saat sürekli geriye doğru gitmiyor. Arada ileri doğru da gidiyor. Yani bir videoda izlediğinizde 10 saat kalmışken diğer videoda 15 saat olabilir. Çünkü Sabaton'da dostlarımız destekledikçe yayın süresi artıyor efendim, bilginize. Abi eğitim görevlerine gerek yok. Akaristan. Peki. Şimdi. Benim itemları almam lazım. Karakoldaki bu adamlar bizim için buraları koruyorlar. Ah, gece vakti mi sınırı koruyacağım ben? Hürkan'ım. Hürkan beni andı. Yusuf'umdan 400 bit var. İyi yayınlar, iyi oyunlar reis demiş. Teşekkür ederim. Yusuf'um sağ olasın. Burası bu kadar derme çatma değildi lan. Ve içeride bir adam vardı. Ve bizim alet edevatımız vardı. Ne varmış burada? Hava çok karanlık. Ben şimdi başlamıyordur diye düşündüm de. Kagastam casusları. 36 yaşından küçük olan Kagastam uyruklu küşüleri. Küşüler. Ülkeye sokma. 3 tane bozuk para olan bir kaçakçı var bu arada. Alet edevat yok mu ya? Hocam buraya ne olmuş? Buraya ne olmuş? Gerçekten müfettiş modunun olayını şimdi anladım. 500 dolarım var yukarıda. Bir alet edevat illaki vardır. Adam kabul edemem ki şimdi. Ne bıçağım var ne bir şeyim var. Aa, burası nezarethane. Depo. Depoyu kontrol et. Gaz borusu alalım. Baltayı alalım. Küreyi alalım. Tırmıkla balta aynı işe mi yarıyordu? Tırmığı alalım. Çağ alalım. Şöyle yedek malzemeleri aldıktan sonra silahımızı alıp yedek şarjörlerle keyfimize bakalım. Sınıra baskın olur, bir şey olur. Emanetsiz durmayalım. Hatta bu emaneti şöyle 4 numarayı alabilirsem benim için daha iyi olur. Şöyle bir elemanları beklemeye başlayalım. Bu sınır karakolunda 2 kişi miyiz biz şu an sadece? Oğlum 2 ise çok kötü lan. Kravedria, Prime'ın avantajı ile 28. ayında. Hoş geldin Kravedria, merhabalar. Bu sefer kötü mü olacağız? Ayrı bir oyun modu gelmiş, onu oynuyoruz Ozan'ım. İtibarını kaybetmiş. Akaristan sınır kontrol noktasını eski ihtişamlı günlerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Birader selamın aleyküm. Belgelerinizi alabilir miyim bayım? Şimdi öncelikle haritayı bir kenara koyar mısın? Belgeler Kagastam Cumhuriyeti'nden gelen ve 36 yaşından küçük olan adamları almayacağız efendim. Kaç yaşında oluyor? 1949-1979. Yaş yazmıyor galiba değil mi? Kravedria Ali Batuhan'a abonelik hediye ediyor. Çok teşekkür ederim Kravedria. Sağ olasın. 30 yaşında 36'dan küçük adamları alma mı diyordu? Ne diyor? 36 yaşından küçük olan Kagastam uyruklu kişilerin ülkeye girmesi yasak diyor. O zaman bu arkadaşın şöyle bir onaylı yükü değil de inceleme raporuna giriş yönetmeliklerini ihlal ettiği gerçeğini yazalım. Ad soyad eşleşti. Pasaport numarası eşleşti. Geçerlilik tarihi eşleşti. Öyle değil mi? Geliş sebebi ticaret. Bir keçi, bir domuz ve bir inek taşıyorum diyor. Çok güzel. Tamam.
Keçi, domuz, inek kaçakçı mısın acaba? Onu da bilmek lazım. Ama yok. Değil. Hayır, kaçakçı. Yok, değil lan. Tamam, Koşin Mentos'un da verdiği bilgiler doğru. Arabanın verdiği bilgileri kontrol edelim. BXP4438YV. Tamam. İlik 57 isimli araç mı bu? Araç tipi. Araç tiplerini görebildiğim bir şey vardı ya. Taşıtlar. İlik 57. Evet, bu İlik 57 gördüğüm kadarıyla. 6230 kilodan hafif mi? Evet, 6230 kilodan hafif. Tamam. İnceleme raporu tek tek yazılıyor. Ravedria, sağ olasın desteğin için çok teşekkür ederim. Biladerimin tipi de uygun, Koşin Mentos'u da uygun, araç tipi de uygun. Kayıt numarası da uyuyor. Araç ağırlığı da uyuyor. Kaşe. Yani Kagastam'ın kaşesini bilmiyorum. Ülkeler. Kagastam. Evet, Kagastam'ın kaşesi de uyuyor. Sürücü belgesinin rengi. What dedin gülüm? Kagastam'da nasıl bir sürücü rengi var? Geçerli evrağın rengi. Okey, ben renk körüyüm ama uyuyor. Tamam dostum. İnceleme bitti. Reddedildin. Varasto, Sipka. Varasto. Bu kaçakçı değil. Kaçakçının 3 tane bozuk farı vardı. Bu adam red aldı ne yazık ki. Arkadan bir arabanın geldiğini falan gördüm de kenarlardan geçiyor. Dedim herhalde bize şey yapacaklar. İnceleme özeti. Kusursuz inceleme. Artı 120 dolar. Tertemiz ki. Para bize özellikle lazım olacak. Şimdi biri sınırdan kaçarak geçmeye çalışabilir diye ben direkt kafasına vurmayı oynuyorum. Bozuk far 1, bozuk far 2. 2 tane bozuk far 3 mü hoca? Bilmiyorum, sende bir kaçakçı tipi sezdim ben. Lastiği inik. Belki arabanın içindedir. Beyefendi, belgelerinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Araçla alakalı sanırım bir sıkıntı yok. Birkaç şeye ihtiyacım var. Satılık şeylerim var mı? Hayır. Alparslan Turkov. İsim yattı hocam. Ad soyad yattı. Bitiş tarihi yattı. Anasını satayım. 10'da 10 kusurlusun ya. Pasaport numarası eşleşti. Geçerlilik tarihi yattı. Zaten bitiş tarihi yattıydı. Yani tipin benziyor. Okey. Fotoğrafı benziyor. Koşin Mentos'una bakalım. Burada arabanın motoru var. İki gübre bir valiz. İki gübre bir valiz artı sabun diyor. Sabun nerede? Ciğerim. Tamam, doğru. İki gübre, bir valiz, sabun. Koşun Mentos'u doğru. Arda Nanosel'e abonelik hediye ediyor. Arda, teşekkür ederim. Sağ olasın. Abonelik hediyen için çok çok sağ ol. Kayıt no. Araç kayıt no. Laz 9052 MQ. Laz 9052 MQ. Araç mikro 26D mi? Evet, mikro 26D. Okey. 990 kilo mu? 990'dan aşağı, güzel. Kagastamlı mıydın? Erkeği krallığı, tamam. Araç ağırlığı, kaşe. Kaşe kontrol edelim hemen. Efendim merhaba, erkeği krallığı. Erkeği krallığının şeyine uyuyor. Pasaport rengine uyuyor. Kaşe, sürücü belgesinin rengi. Okey, bunlar tamam. Giriş yönetmeliklerini de ihlal etmiyor. Şimdi arabasıyla alakalı. İki tane farı bozuk. İki far bozuk. Bir lastik inik. Bir lastik inik.
Ben sert bir sınır deneme memuruyum. Abi muhtemelen gidemeyeceksin ki. Başka bir şey var mı? Kırık cam görmedim. Eksik ayna. Ayna yok lan arabada. İkisi de olmayınca ilgincime gitti. Ayna yok arabada, ayna. Eksik tampon ve arızalı karoser göremedim. Ayna da araba yok. Dikizle beraber 3 değil mi? Oğlum dikiz sayılıyor mu? Dikiz sayılıyor mu kral? Dikiz sayılmıyor bence ya. Yok kanka, oyunda dikiz aynası mekaniği yok. Arkadaki arabalarda da yok çünkü. Oyunda dikiz aynası mekaniği yok. Eksik tampon ve arızalı karoser görmedim. Sana halis molis reddi yapıştırabilirim abi. Kaçakçı değilsin, zira kaçakçı olsan 3 tane bozuk farının olması lazımdı. Yani ama kaçakçı mı? Değil ya. Değil, reddi verelim geçerim. 3 tane, bariz 3 tane bozuk far lazımdı. Reddedildin. Bana öyle tip bakma, sıkarım kafana. Arka farı da beyaz. Abi o fren lambası falan herhalde ya. UV ışığı açıp baktım. Yüklerinde bir şey yoktu. Araç döşemesindeyse bilmiyorum. Geçerliler kusursuz inceleme. Tamam abi. Şey değil. Kaçakçı falan değil. Kusursuz incelemeden 120 dolara aldık kral, gördünüz. Gördünüz, kusursuz kanka. Süre sınırı yok mu oyunda? Yok. Selam sevgili Mert Erbüçücü, hoş geldin, nasılsın? Agam merhaba. Belgelerini verir misin? Teşekkür ederim. Öncelikle bir hemen arabana bakayım. İlla bugün gelecek diye bir kaide yok ha o kaçakçı. Şey diye düşünmeyin yani, buraya asılı bugün içerisinde gelmek zorunda gibi düşünmeyin. Kagastan Cumhuriyeti'nden ama 36 yaşından büyük olduğuna eminim. Hamza Kumar. Tamam, bir tane domuz taşıyor. Yüküne bakabilir miyim? Evet, gerçekten bir tane domuz taşıyor. Koşun mentosu doğru. Arabasıyla alakalı neredeyse her şey doğru. Aynaları var, kırık camı yok, ıdısı yok, bıdısı yok. Peki, şu an için geçebilecek durumda gibi duruyor. Plakayla alakalı bir bilgi alabilir miyim? Yo 2585 VG. Tamam. Yo 2585 VG. Yo, tamam. Araban kaç kilo? Evet, tamam. Olması gereken kilo ağırlığından az. Pasaport numarası uyuşuyor. Geçerlilik tarihi uyuşuyor. İş sebebiyle geliyor. Tamam, Hamza Bey şu an için Kagastan Cumhuriyeti'nin böyle bir logosu olduğunu biliyorum. Arabaya bakacağız sadece. Bu araba Azam 72 mi? Pardon, bu değil. Bu araba Azam 72 mi kral? Hayır, bu araba Azam 72 değil. Öyle değil mi? Modifiye edilmiş hali mi? Yani tipi Azam 72'ye benziyor. Ama modifiye edilmiş gibi. Bu daha çok neye benziyor? Zagır değil, Grazduk değil, Lich değil. Sanırım bu araba da modifikasyona maruz kalmış. Yok, micro SD hiç değil. Tamam, araba bu o zaman. Kamerayı değiştirebilir misin? Nereye almamı istersin kamerayı? Yani neresi daha uygun olur sence? Şey yapalım mı? Şöyle her yerde bir yer kapatacak. Sol alta mı alsam? Her yerde bir şey kapatacak. Orada bir tek geçerlilik tarihi falan var. Daha uygun bir yer görürsek oraya alalım. Tamam bu arada ya. Bu adamın herhangi bir sıkıntısı yok gibi duruyor. Neden bu kadar uzun sürüyor? Ağla! Kagastan Cumhuriyeti'nin rengi uyuyor mu? Pasaport rengiyle. Logosu falan. Okey, tam bu adam geçiyor ya. Kamerasız da olur aslında. Kapatayım abi. Kapatayım. Ayıp ettin. Kenarda süre dursun. Tam geçebilirsin ya. Abi bir şey kapatmıyor. Bir tek altta süreyi kapatıyor dostlar. Siz niye böyle bir şey yaptınız, ben anlamadım da. Altta tarihi kapatıyor bir tek. Ayın 29'u.
Geçebilirsin. Bu herifin kimliği de uyuyor. Hamza Bey, elimizden geldiğince çalışıyoruz anasını satayım. Ne yapayım? Sevgili Uğur Kalaycı, hoş geldiniz efendim. Evet. 18 saat boyu yayın olacak. Doğru. $120 aldım bu arada. Bakın, inceleme kusursuz. O kusursuz full gameplay. Ataiçi. Bir kırık var. Ataiçi ver. Atma Turo. Evet, Atma Turo. Kaçakçı mısın bilmiyorum. Kaçakçı mısın bilmiyorum ama UV ışığıyla bir bakayım, ne taşıyorsun hoca? Allah. 3 tane bozuk far diyor yani kaçakçı için. Sen sanırım kaçakçı değilsin ya, ama bu bizim biraz zamanımızı alacak. Sevgili F, Primer Avantajı ile aramıza katılıyor. Hoş geldin F. Merhabalar. Ya sıkıntı yok, hallederiz. Adalet Yılmaz, Adalet Yılmaz, Adalet Yılmaz, Adalet Yılmaz. Şunu bir okut. Nere bu? El Baraklı. 4 Aralık geçerlilik tarihi, 10 Haziran geçerlilik tarihi. Geliş sebebi ticaret. DVT 73.0 al. Tamam. Tamam, iş bitti. İş bitti ama elemanı geçireceğiz artık yani. Geçireceğiz ya da kalacak. Şimdi öncelikle inceleme raporuna bir tane bozuk far ekleyeyim. Çünkü farlarından biri bozuk. Yok, farlarından ikisi bu. Kırık mı la bu? Birader, bu farlardan ikisi kırık mı? Kırık değil herhalde, bu farın modeli böyle. Far kırık değil. Bu malları tek tek incelemem lazım Mirim. Üzgünüm. Bekleyeceğin yani. Bakacağız, göreceğiz. Ve ben de bir UV ışığıyla buraya bakacağım. Bakalım çetenin başka bir malzemesi var mı burada diye. Bu kadar temiz kaçakçılık yapamaz abi. Bu kadar temiz kaçakçılık yapamaz. Onaylı yükümüze bakalım abi. Motor yağı 1 varil. Tahıl çuvalı 4 tane. Muz sandığı 2 tane. Deterjan 2 tane. Gübre 5 tane. Okey. Yükü de okey. Bu herif okey abi, gidebilir. Yani nasıl gidebilir? Burada şeye bakarız. Elbarak'ta Elbarak'ın mühürlerinden birine uyuyor mu? Ve Elbarak'ın pasaport rengine uyuyor mu? Okey. Tamam. Arabanın hemen ağırlığını bir hesaplamak lazım. Kral, sen burayı bir arabaya yerleştir. Sen burayı arabaya yerleştir. Arabanın bir de ağırlığına bakalım. Okey, araba ağırlığında da bir sıkıntı yok. Bence bu adamın hiçbir kusuru yok abi. Geçebilir. İnik teker görmedim. Kırık cam görmedim. Ayna görmedim. Okey. Hacım, gidebilirsin. Buyur. Görüşmek üzere, dikkat et kendine. Vallahi kırık mı değil mi bilmiyorum. Sınır görevlisi olma simülatördeyiz efendim. Dubai yok. Bak, kusursuz inceleme. Gittiğinden yapacak çok iş var. Evet, yapacak çok iş var. Ama hava biraz fazla karanlık gibi geldi bana yani bu oyun için. Bilemedim de. Bebeğim. Senden bir şey rica edebilir miyim? Oy canını yedim. Şunu uzatabilir misin? Sağ ol aşkım, sağ ol bebeğim. Bu arada şey... Hı. O kadar seri yaparken nasıl unutmuyorsun serileri? Sevgili Üzgün Kurbağa, hani işim bu. Aşağı yukarı her gün oyun oynadığım için
Tamam hadi uyuyalım, ikinci güne giriş yapalım. Dinlen bakalım. Al canımın içi. Tamam. Mal mülk bakımına 80 dolar gitmiş. İşçilere maaşına 15 dolar gitmiş. Araç bakımına 5 dolar gitmiş. Full kusursuz iş yaptığımdan dolayı da 380 dolarlık bakiye eklenmiş bugün hazinemize. Sevgili Üzgün Kurbağa, iki çeti de görüyorum bu arada. Hiç merak etme. Efendim, sevgili Mehmet Nadi 5 kişiye abonelik hediye ediyor. Dostlar, YouTube abonelikleri, bitleri otomatik süreyi uzatıyor. Donate'leri ben ekliyorum, bilginiz olsun. Hem YouTube'da hem Twitch'te eş zamanlı olarak Sabaton yayınındayız. Hepinize iyi seyirler diliyorum efendim. Bol oyunlu. Akşama kadar, süre bitene kadar full yayın. Sabaha kadar. Gel. Şimdi yeni bir talimat asılmış mı? Yeni bir kaçakçı var. Ha, sınır kontrolünde durmayacak, sınırı geçmeye çalışacak diyor. İki tane kırık far gördüm Joe. Bekle. Bekle, 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 bekle. Kontrol noktasında durmayacak, sınırı geçmeye çalışacak diyor. Şimdi nasıl yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya biniyoruz. Arabayı çalıştırıyoruz. Sınırın önüne çekersem ama. Tamam, okey, şöyle yapacağız. Her arabada ileri geri yapacağız, tamam mı? Her arabada ileri geri yapacağız. Tam burayı kapatacağız. Bu sayede zaman kazanacağız. 1, 2, dur oğlum. 3 kırık var. At organı itan, in aşağı. Öncelikle belgelerini ver. Dokümante. Belgelerini ver ve arabadan in. Evet. Senin için büyük bir problem var kral. Kaçakçı olduğundan şüpheleniyoruz. Evet, lastiğe kaçakladı, gizlemiş. Öncelikle. Önce seni hapse atayım. Sonra kaçak malları temizleriz. Doğru, suçlu tutuklandı. Herhalde. Yani o kadar saat gameplay'imiz var yani, herhalde. Şimdi Cano. Bunları bir boşaltıyorsun. Bütün kaçak malları yakalıyoruz. Kaçak malların temizliğinin ardından buraya gönderiyoruz bu adamı. Kendimi arabanın içine kilitledim. Şimdi öncelikle arabanın içine yerleştirilmiş olan şeylere göz atalım. Birader çüş. Birader çüşünüz. Silah kaçakçısıymış bu. Merhaba. Benim gözlerim bazen net görmeyebilir. Kanka, gerçekten arabanın torpido gözüne kaçakçılık yaptığın silahları mı koydun? Şeyde var bir tane, gaz pedalının altında var. Motorun içine, kıyısına, köşesine bile yerleştirmiş olabiliyor. Burada var. Tavanda olabiliyor. Evet dostlar, şimdi unuttuğum bir yer var mı araba için? Hemen oyunu durduruyorum, süre akmasın. Unuttuğum bir yer var mı araba için? Binalar gelişiyor, askerler gelişiyor. Sevgili Gökalp Bey, ellerine silah veriliyor. Ekipman veriliyor falan böyle, yani baya baya oyun derin. Unuttuğum bir yer varsa bana söylersiniz. Çünkü şimdi büyük olanlara dalacağım. Size de mi bıçakla hop hop hop. Hop hop hop. Pardon, baltacı o. Daha kaliteli ekipmanlar alıp bunu daha kısa sürede halledebiliyorum. Bir tane daha kaçak mal bulundu. Sanırım temiz. Bu kadar. Aptas, teşekkür ederim. Sağ olasın. Arkaya baktım. Motoruna, kıyısına, köşesine, her şeyine baktım.
Motoruna, kıyısına, köşesine, her şeyine bakıldı. 5 tane silah kaçırmış. Sınırdan geçirmeye çalışmış. E temizle bakalım şunları. Kaz Dark Prince'a abonelik hediye ediyor. Teşekkür ederim. Suçlu yakalandı. 7 tane mal saklamış. Ön tampon ve sağ ön tekerde mal varmış. Görememişiz. Olsun abi, bu kaçak mallardan da para alacağız. Sıkıntı yok. Şimdi. Yeni gelen elemanın durmayacağını varsayarak serisinden arabayı çalıştırıyor ve tam kapının önüne alıyorum. Geçmeye çalıştığında illaki oyalanacak. İllaki. Oyalandığı esnada da ben lastiğine sıkar bir şey yapar, adamı geri çeviririm. Birazdan oyuna full odaklanacağım. Kaçak malları kendine saklayabiliyorsun. İlla rapor etmek zorunda değilsin ama rapor edersen ekstra para kazanıyorsun. Sevgili Aptas, tekrardan teşekkür ederim abonelik hediyem için. Sağ olasın. Çerçeveyi ve kamerayı geri getirelim. Açıl susam açıl. Adamın kafasına nişan alarak ilerlemesini sağlayacağım. Durmadığı senaryoda kafasına sıkacağım. Bunu neden yapıyorsun? İş abi. Yapacak bir şey yok. Atma doğru. Hala duruyor mu bu? Tamam. 36 yaşından küçük olanlar ülkeye giremiyor. Birader. Afganistanlısın. Okey. Şimdi öncelikle araba kusurlarına bir ele alalım. Bir tane arızalı karoserim var. Bir tane aynan eksik. Kral. Bir tane aynan eksik. İki tane arızalı karoserim var. Farlar tamam. Lastikler okey. İkinci kaçakçı durmayıp basıp gidecek. O yüzden çok fazla takılmaya gerek yok. Tamam, bu herif kaçakçı değil. Hemen bir koşayım ben tona bakalım. Kusursuz inceleme yapmak istiyorum çünkü. 5 deterjan 2 valiz mi? 5 deterjan 2 valiz. Yük onaylı. Stefan Krechenko. Son tarihler uyuyor. 30 Nisan bugün. Bunların hepsi 30 Nisan'dan yukarı. Stefan Krechenko. Okey. Taşıt kartı tamam. Taşıt ağırlığı yeterince ideal. Bu arabamız Zavet tipi bir araba mıdır efendim? Evet, Zavet tipi bir arabadır. Arabamız tamam. CEA 1024ZH. Bıyıklının tipi uygun. Akaristan mühürü. Mühür uygun. Pasaport rengi uygun. Bayım, arabanız kusurlu ama geçebilirsiniz. Diye düşünüyorum. Ozan'ım, bu farklı bir oyun modu. Bunda şey yok. Arabaya gidip güm diye girdi ya lan. Tam kusursuz inceleme. Oğlum çekil de arabanın kapısını açayım, yol açayım sana. Ahmet'im hoş geldin, aleyküm selam. Balım, Sabaton'dayız. Sabaton yayını her bit, donate ve her türlü destek yayın süresini uzatıyor. Sayaç bitene kadar yayında kalmaya devam edeceğiz. Onun geri sayacı. 8 saatten başladık sabah. 4 saat geçti, hala 18 saat. İleri doğru akıyor. Normalde sayaç geri doğru akar, ileri doğru. Tamam, durdu. Neden direkt şey yapıyorum, eğimi kafasına doğru tutuyorum adamın? Çünkü bugün sınırdan kaçakçının birinin sınırı beklemeden geçeceğine dair haber aldık. O haberi değerlendireceğiz. Yani o haber doğrultusunda şey yapıyoruz. Kusursuz incelemeyle geçirdik ötekini. Kagastan Cumhuriyeti'nde 27, şey kaç yaşında bu herif? 1979-2053. Bebek, hıtıp. 36 yaşında galiba bu. Tam 36 yaşında.
Değil mi? No. 46 yaşında galiba. 36 mı 46 mı lan? 26 yaşında deli bok. 1979, 2053, 26 yaşında bu. Abi şeye geçemiyorsun. Şimdi bize verilen kurallar doğrultusunda giriş yönetmeliğinden kalıyorsun. Çünkü Kazakistan vatandaşları 36 yaşından küçükleri ülkeye almıyoruz. 27 yaşında. 26-27 işte ya. O geçerlik tarihi 1980 değil. 1979'dayız. 2024'e kadar rehin alayım mı seni? Ahmet'im, sınırsız yayın. Hiçbir işim yok. Sabah akşam yayın açıp oyun oynayacağım. Uyurken bizim agalara salacağım. Tertemiz. Sen geçemiyorsun hocam. Her türlü 36 yaşından küçüksün bir kere. Bunu kabul edelim. Herhangi bir yük taşımıyorsun sevgili Murat. Bıyıkların uyuyor. Murat Şarma, Murat Şarma ve Murat Şarma. Okey. Pasaportun uyuyor. Geçerlilik tarihlerin uyuyor. Ticaret sebebiyle gelmiş. Araç plakası TX450J'ye, TX450J'ye ve TX450J'ye. Peki. Bununla beraber sende başka bir şey araştıracak mıyım? Araştırmayacağım. Her şeyin doğru ama 36 yaşından küçük olduğun için reddediliyorsun paşam. Görüşürüz. Araca ve aracın ağırlığına bakmadım ama okey, tamam, araç ağırlığı hafifmiş zaten. Umarım kusursuz inceleme gelir. Çok net araştırmadım çünkü. Kusursuz mu? Kusursuz inceleme. Abi tertemiz, tertemiz oynuyoruz ya. Tertemiz gameplay. Bu sınırdan kaçakçı geçmeyecek. Sıkarım. Yavaşla sıkarım. Belgelerini ver. Erkeği krallığından. Peki. Mayıs 1979, tamam. Mayıs 1979, Nisan 1979'dayız. Bunun şeyine bakmama gerek yok. Fotoğrafın uymuyor kral. Bariz bir şekilde fotoğrafın uymuyor. Sorry. Mansur, Masnur, Masnur. Masnur Kazlov. Pasaport numarası. Bir kere zaten tipin uymadığı için reddi basacağız sana da. Arabasının üstüne çıkma adamın. Propşaç duro vaşa rabotya. Ni madre bronyezi tayet. İki valiz, üç patates çuvalı, iki valiz, dört valiz. Dördüncü valiz nerede? Diğer dört valiz nerede? İki valiz var sadece burada. Senin verdiğin koşimento bilgileri de yanlış. Koşimento da yanlış. Araç tipi. Araç tipi ne diyor? 4x4. Bu araç 4x4 bir araç mı? Tamam, araç 4x4. Araç ağırlığı. Tamam, verilen kilodan az. QV 0772 RI. Okey. Bunda yaşa bakmıyoruz hocam. Sadece Kagastan vatandaşlarında saça bakılıyor. Hayır, fotoğrafın birebir uyuması gerekiyor sevgili Üzgün Kurbağa. Saç sakal dahil birebir uyuyacak. Hani başka bir şansı yok. Erkeği krallığının sembolü var. Okey. Erkeği krallığının rengi uyuyor mu bilmiyorum. Renk uyumunu bilmiyorum. Sevgili Samil, efendim. Doktor Samil Prime'ın avantajıyla 8. ayında. Teşekkür ederim Samil. Sağ olasın. Üste de 4 tane var. Üste nasıl 4 tane var la? Anlamadım. Neyde 4 tane var? 4 abi. Üste 4 tane mi? Oğlum yok lan. 2 tane bavul var işte. Hani yukarıda bir yerde bir şey yok. Burası, burada da bir şey yok. Bunun koşimmentosu uymuyor ki. Şu an bu koşimmento ve fotoğraftan gitti. Koşimmento, fotoğraf. Araç tipi, kayıt no, araç ağırlığı tamam. Kaşe tamam. Sürücü belgesinin rengi tamam. Giriş yönetmelikleriyle alakalı bir şey yok. Ad soyad giriş tarihi tamam. Ve arabada herhangi bir hasar yok. Valizler ikişer tane, toplam 4. Arka koltuğa tekrar bakar mısın? Abi sadece 2 tane valizler la. Oğlum bu kadar valizler, siz benim aklımla mı oynuyorsunuz?
Kral bak 4 valiz 3 patates çuvalı diyor. 3 patates çuvalı burada. 2 valiz burada. Benim aklımla mı oynuyorsunuz? Petek Balcı da aynı şeyi sordu. Aynı şeyi söyledi. Benim aklımla oynuyorsunuz benim. Abi arabana bin. Bagaja baktık. Bagajda 3 tane patates çuvalı var sadece. Masnur Bey, halis molis redinizi yediniz efendim. Buyurun Allah'a emanet. Sıkıntı yok, kontrol ederim. Orası problem değil de. Zaten bu son arabaymış. Bugünün son arabasıymış. Yeterince oyalandık dilediğimiz gibi. Koşum mento, teknik kontrol, sahte evraklar. Bak geçerli redden. Görüyor musun? Kusursuz. 120 dolar. Tamam, bugün için bu kadar. Akşamları birileri gelip bize sıkmazsa çok iyi gidiyoruz şu anlık. Şöyle yapalım sevgili dostlar. Gece vakti baskın gelebilir. Gece vakti baskın gelmezse uyuyup uyanalım. Ve bu videoluk burada bırakalım. Bavurun aralığından dolayı 4 tane vardır sandım. Sıkıntı yok. Olabilir. Silahımla uyuyorum. Ahmet'imden 10 bin bit var. Sabaton demiş. Ahmet'im kesene bereket teşekkür ederim. 27 saati kitlemiş. Kardeşim kesene bereket teşekkür ederim. Ahmet'im bu arada bu Sabaton süresince istediğim bir oyun varsa onu da ilave edebiliriz. Haberin olsun. Çok güzel. Gece baskın yemedik. Tertemiz save'imiz alındı. Ve kontraband polis simülatörü için bu videoluk bu kadar diyelim sevgili arkadaşlar. Esenlikle kalın. Bay bay.